Ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Burkay Kaçıra, pelvis yaralanmaları hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Pelvis yaralanmalarının doğru tedavi edilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Kaçıra, acillerde çok hızlı müdahale edilmesi gereken yaralanmalardır dedi. Pelvis dediğimiz kemik, leğen kemiği, halk arasında leğen kemiği olarak da adlandırılan kemik, tam kalça bölgesini oluşturan bir kemik. Diğer ortopedik yaralanmalardan farklı olarak iç organlarla, hayati iç organlarla çok yakın komşulukta ve çok kanlanan bir kemik. O nedenle pelvis yaralanmaları oldukça ciddi yaralanmalar. Genellikle trafik kazalarında ya da yüksekten düşme sonucunda gördüğümüz yaralanmalar. Başka oluşma sebebi var mıdır pelvis yaralanmalarının? Bazen çok nadir de olsa spor yaralanmalarında oluyor. Yaşlı hastalarda, özellikle kemik erimesi olan yaşlı hastalarda yetmezlik kırığı dediğimiz kemik erimesine bağlı pelvis kırıkları da görülebiliyor. Peki belirtileri nelerdir? Pelvis yaralanmaları bahsettiğim gibi ciddi kazalardan sonra genelde yüksek enerjide travma dediğimiz trafik kazaları, yüksekten düşme gibi genç nüfusta sıklıkla gördüğümüz yaralanmalar. Hayati organlarla çok iç içe olduğu için pelvis yapısı ciddi kanamalara ve bu kanamalara bağlı ciddi durumlara neden olabiliyor, hayat kayıplarına neden olabiliyor. Ki genç nüfustaki en önemli ölüm sebeplerinden biri maalesef bu ağır travmalar. Bunların en önemlisi, en başta gelenleri pelvis yaralanması. Acillerde çok hızlı müdahale edilmesi gereken durumlar. Daha sonrasında da pelvis yaralanmalarının, pelvis kırıklarının özellikle çok iyi tedavi edilmesi gerekiyor. Yoksa yürüme ile ilgili kalıcı problemler de ve idrar yolu sistemiyle ve diğer sistemlerle çok yakın komşulukta olduğu için bunlarla ilgili kalıcı fonksiyon bozukluklarına neden olabiliyor. O nedenle iyi teşhis edilip doğru tedavi edilmesi çok önemli. Uzmanlık gerektiren bir alan. Bir de tedavi demişken, tedavi yöntemleri nelerdir bu yaralanmaların? Pelvis yaralanmaları acil tedavi yöntemleri ve kalıcı tedavi yöntemleri olarak ikiye ayrılıyor. Acilde dediğim gibi ivedi bir şekilde, hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gereken yaralanmalar. İyi bir travma ekibinin ve iyi ameliyathane şartlarında acil müdahalesinin yapılması gereken bir durum. Buna alışık, pelvis cerrahisine alışık hekimler tarafından müdahalesinin yapılması gerekiyor. Yine kalıcı tedavide de kırılmış ve bozulmuş, yapısı bozulmuş pelvislerin anatomik, yani olması gerektiği pozisyonda tamir edilmesi, tespit edilmesi çok önemli.